misafirimiz bir abimiz var. Kendisi sağlık reformunun mimarlarından birisi. Adana milletvekilimiz, önceki dönem sağlık komisyon başkanımız Profesör Doktor Necdet Ünüvar beyefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyoruz. Yüreğir Belediye Meclis Üyemiz Sayın Necim Tantik Bey aramızdalar. Hoş geldiler, şerefler verdiler. Şimdi konuşmaları için Sayın Milletvekilimiz, Adana Milletvekilimiz Profesör Doktor Necdet Ünüvar beyefendiye mikrofonu arz ediyorum. Aydın'a da bir alkış. Değerli, biraz sesini aç ya Ümmet ya. Aydın'ın sesi gür çıkıyor da benimki o kadar çıkmıyor. Konuştukça. Değerli ADS Tekstil'in Güzide çalışanları, Uğur kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sizi bizimle buluşturdu. İşinizden bir 10-15 dakikayı alıyoruz ama artık Uğur kardeşimle alıyoruz, sizden almıyoruz. İnşallah daha çok üretmek, daha çok kazandırmak için bizler de çalışıyoruz. O yüzden hasreten siz ve bizler bir araya geldik. Çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, malum 16 Nisan'da önemli bir referandum var. Anayasa değişikliği var ve onunla ilgili bir oylama yapılacak 11 gün sonra. O konuyla ilgili sizi bilgilendirmek için buradayız. Malumunuz o oylamayla ilgili bir takım kafa karıştırıcı söylemler var. İşte evet verdiğiniz zaman şu olur, bu olur filan gibi korkutucu bir takım ifadeler kullanıyorlar. Ben de bu anayasa değişikliğiyle ilgili konuda sizi aydınlatmak ve sizinle varsa kafanıza takılan soru işaretlerini gidermek için buradayım. Hani diyorlar ya, ya bu anayasa değişikliği bizim evimize, ekmeğimize, maaşımıza, gelirimize, gündelik hayatımıza ne katkısı olacak diye soruyorlar ya. Nihayetinde bir anayasa değişikliği evet de çıksa, hayır da çıksa bir şey değişmez gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Çok şey değişir. Evet çıktığı zaman evimize götürdüğümüz ekmeği büyür. Gelirimiz artar, ülkemiz büyür. Şimdi size bunu kısaca izah etmek istiyorum. Burada Uğur kardeşimden detaylı bilgiler aldım. Esasında bu tesiste ürettiğiniz malları zara alıyor ve üzerine kendi etiketini basıyor ve satıyor, değil mi? Şimdi burada üretilen benzeri şeyler var, işletmeler var ama onların her birisi zara şeyini basmıyor, etiketini basmıyor. Hatta dünyanın başka ülkelerinde de bu nevi işi yapanlar var. Belki bu kalitede de yapıyor olabilir ama onu da zara alıp üzerine basmıyor. Şimdi Zara'nın bir defa bizim ürettiğimiz ürünlere kendi etiketini basması için dünya çapında dünyanın en ünlü tekstil firmalarından birisi. Basması için birkaç tane şey gerekiyor. Bir defa işimizi iyi yapacağız. Yani burada, Uğur kardeşim şöyle yakına gel. Burada ürettiğimiz ürünün kalitesi standarda uygun olacak. İki, çalışanlar o standarda uygun olacak. İşte sigortalı olacak, verimli olacak, düzgün işini yapacak. Üç, uygun şekilde oraya taşınabilecek olacak. Yani ürettiğimiz ürünün oraya uygun şekilde aktarılması gerekecek. Ama bunlar kadar önemli olan bir şey daha var arkadaşlar. Bu çoğu zaman göz ardı ediliyor. Sizin ülkenizin marka değeri İspanya'da da marka değeri yüksek olan bir ülke olarak görülecek. Şayet sizin ülkenizin marka değeri yüksek sayılmazsa, marka değeriniz yüksek değilse, Türkiye itibarlı bir ülke değilse, istediğiniz kadar kaliteli ürünü istediğiniz fiyata ve istediğiniz hızda ulaştırın. Yine de o ürünün üzerine zara etiketini basıp ne yapmaz? Satışa sunmaz. Sunmadığı zaman ne olur? Bizim işimiz aksar. Önce işler daralır. Sonra bir müddet sonra Uğur Bey utana sıkıla, ya abi sen burada 6-7 yıldır çalışıyorsun veya işte 3 yıldır değil mi siz işletiyorsun? 3 yıldır hep beraber çalıştık ama kusura bakmayın işte işlerimiz daraldı falan demeye başlar. Kısa zamanda önce 120 olan işçi sayısı önce 100'e iner, sonra 70'e iner, sonra 60'e iner. Bir müddet sonra da artık bu işi yürütemiyorum der.
ya gerekirse tezgahtarlık yapacağım der ve burayı kapatır gider. Şimdi o yüzden bizim anayasa değişikliğinin böyle bir şeyi var, böyle bir yönü var. O yönü asla göz ardı etmeyelim. Ya bu bir evet hayır oyunundan ibaret değil. Yani sadece evet verirsek ne olur, hayır verirsek ne olurun da ötesinde bir oylama. Evet verdiğiniz zaman biz Türkiye'nin daha güçlü bir liderliğe sahip olacağını düşünüyoruz. Yani bundan sonraki iktidarların en az toplumun %50'sinden daha fazla oy alarak seçileceğini düşünüyoruz. %50'den daha fazla oy demek güçlü liderlik demek. Güçlü liderlik de ülkenin güçlü olması anlamına geliyor. Bakınız, rahmetli Menderes güçlü bir liderdi. Arkasında çok güçlü bir halk desteği vardı. Rahmetli Özal güçlü bir liderdi. Arkasında çok önemli bir halk desteği vardı. Ve şu andaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım da arkasında çok güçlü bir halk desteği olduğunu biliyor. Yani Cumhurbaşkanımız %52 oyla seçildi. AK Parti bir önceki seçimde %50 oy aldı. Dolayısıyla arkasındaki o güçlü halk desteğini görüyor. O yüzden bizim o hani 3K diye ifade ediyorum ben. Kriz, kaos ve koalisyon. 3K'dan kurtulmak için bu anayasadaki evet oyunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kriz olursa işlerimiz küçülür. Küçülür mü? Evde kavga olursa, anne ile baba kavga ederse evde yemek yapılmaz. Yemek yapılsa bile huzurlu yemek yenmez. Kaos olur, karmaşa olur. Onun için o 3K'dan bizim ülkemizi derhal kurtarmamız lazım ki ülkemiz ileriye doğru daha rahat bakabilsin. O yüzden değerli kardeşlerim, anayasa değişikliğindeki ya bir evetten ne olur ki diye düşünmemek lazım. Bir evetten çok şey olur. Aslında evet demek işte bu ülkenin büyümesi, kalkınması, gelişmesi ve ülkenin marka değerinin artmasıyla yakından ilişkili. O sebeple 16 Nisan'daki oylama bizim hem ülkemizi hem şehrimizi hem soframızdaki ekmeği büyütecek bir oylamadır. O sebeple ona çok dikkat edelim. Oylarımızı düzenli bir şekilde kullanalım ve ülkenin geleceğini düşünerek özellikle oyumuzda kullanalım. Ben herhangi bir tereddüdüm olduğu için değil. Sadece ya bu anayasa değişikliğine oy versen ne olur, vermesen ne olurun cevabını size aktarmak için söylüyorum. Oy vermek çok ama çok değerli bir şeydir. Ve direkt evimizdeki ekmeğimizle ve işimizle, maişetimizle direkt ilgili bir husustur. Kaldı ki başka pek çok yönü de var. Bakın biraz önce Aydın kardeşim sağlıktan bahsetti. Sağlıkta çok önemli işler yapıyoruz. Devasa bir şehir hastanesi yapıyoruz. 1550 yataklı. Görmeyen var mı şehir hastanesini? Artık görmemek için kör olmak lazım değil mi? O şey yolunda Osmaniye Adana otoban üzerinde Balcalı'ya giderken, Mithat Özsan Bulvarı'na dönerken kocaman devasa 6 tane hastanenin binası bitti. %83'ü bitti ve yakında inşallah yıl sonunda bitecek. İşte o hastaneye gittiğimiz zaman artık ya sen SSK'lısın bu hastaneye gelemezsin diye sorulan var mı? Yok. Çünkü 2005'ten itibaren artık SSK Sağlık Bakanlığı ayrımı kalktı. Ya ben bu ilacı alamadım, bulamadım, gücüm yetmedi, param yoktu da o yüzden ilaç alamadım, ameliyat olamadım diyen var mı? Yok. Yani senin paran yoksa devlet senin o sağlık güvenceni sağlıyor ve sen gidip selamünaleyküm diyorsun, bir tane nüfus cüzdanını veriyorsun ve direkt tedavini oluyorsun. Bütün bunlar neyle oldu arkadaşlar? Bütün bunlar istikrarla oldu. İstikrar ne demek? Devamlılık demek. O yüzden biraz önce Uğur kardeşimle de söyledim. Dedim ki işçiler nasıl devamlı çalışıyor mu? Çalışıyor ama dedi bazen dedi adam geliyor saat 10'da bir ara veriyoruz 10'a kadar çalışıyor ben bu işten sıkıldım deyip çekip gidiyor falan. O çekip gidenler asla mutlu olamazlar. Orada bile istikrar çok önemli. Yani burada devamlılık, süreklilik çok çok önemli. İşte o iktidarların da devamlılığını, sürekliliğini sağlamamız lazım. Zırt pırt iş değiştirirsen başarılı olamazsın. Zırt pırt hükümet değiştirirsen o milletin de mutlu ve müreffeh olması, evindeki ekmeğin büyümesi mümkün değil. O yüzden bizim istikrarı sağlamamız lazım. İstikrarı da güvenle sağlayacağız. Ve o güven içinde bu anayasa değişikliğinde evet oyunun çok önemi var. O sebeple değerli kardeşlerim, demek ki 3K'dan kurtulmak için değil mi? Koalisyon, kaos, kriz ve dördüncü bir K'yı ilave edelim, karmaşa. Bunlardan kurtulmak için 16 Nisan'da ne yapıyoruz? Evet'e basıyoruz. Evet mi? Evet. Kuvvetli çıkmadı ama. Hanımlardan kuvvetli çıktı da erkeklerden kuvvetli çıkmadı. Evet mi? Evet.
güçlü bir Türkiye. Hep birlikte verelim el ele. Evet ile güçlü Türkiye. Gaziler için, aydınlık bir gelecek için, çocuklar için, yarınlarımız için. Evet ile güçlü Türkiye. Çocuklar için, yarınlarımız için. Evet ile güçlü Türkiye. Türkiye.